Merhaba, ben Atıl Ayturan. Yeni Max dersine daha hoş geldin. Bugün dersimizde Max'te fare hassasiyeti üzerine konuşacağız. Mouse setting konusuna bakacağız. İstersen tüm detaylara hızlıca bir göz atalım. Şimdi öncelikle bu konuyu daha önceden değindiğimizi hatırla. İlk derslerde konuşmuştuk. Oynatma listesinin ilk videolarına bakarsanız zaten konuştuğumuzu fark edeceksiniz ama ne yazık ki videoları atlayarak izlediğiniz için bazı konular gözden kaçıyor ve tekrar soruluyor. O yüzden bugün bu konuya bir daha bir değinmek istedim. Çok sık sorulduğu için. Bu dediğim gibi önceki videolara bakarsanız bu konuyu zaten bulacaksınız. Şimdi şöyle bakalım istersen. Burada kalabalık bir sahne olduğunu varsay. Şu an sahnem çok kalabalık olmadığı için Zoom sorunu yaşamayacağım. Yani faremde bir yakınlaşma, uzaklaşma, zoom in, zoom out problemleri yaşamayacağım. Fakat yaşadığımız senaryoyu baz alalım bugün. Şimdi normalde zoom hatası yaşıyorsan, işte şurada view küp aktifken home ikonuna tıklarsan ve Z'ye basarsan, klavyeden press Z, Z tuşuna basarak varsayılan ekrana geri dönebilirsin. Ya da objeni seçip yine klavyeden Z, Z tuşuna basarak objeye fokus edebilirsin. Şimdi tabii ki şu var. Siz zoom yaparken bana genelde şunu söylüyorsunuz. Zoom in ve zoom out yapılırken fare çok ani zoom yapıyor veya aşırı yavaş veya aşırı hızlı bir zoom oluyor. O yüzden obje odaklanmakta zorlanıyorum diyorsunuz. Bunu nasıl çözebiliriz? Önce hiçbir şey bilmiyorsak nasıl çözebileceğimizden başlayacağız. Sonra daha farklı detayları göstereceğim. Dedim ki hiçbir şey bilmiyorum bu konuyla ilgili. Fare hassasiyetini nasıl değiştireceğimi bilmiyorum. Hemen yardım alıyorum Windows'tan. Buradan Control Panel kısmına gelip buradan Hardware kısmına, donanım kısmına giriyorum ve buradan Mouse. Fare ayarlarıma giriyorum. Burada Pointer Options. Burada noktalayıcımın hızını soruyor bana. Şurası hızı biraz daha sağa çekersem fare hassasiyetimin biraz daha seri hale geleceğini göreceğim. Tabii ki bu sizin basit bir basic bir fare kullanıyorsanız, temel düzeyli bir fare kullanıyorsanız bu yazılımsal bir trik, bir hile diyebiliriz. Tabii ki gerçek bir donanımın verdiği şeyi tutmaz, performans tutmaz ama hızlı bir sonuç almak istiyorsanız buradan farenizin hızını, hassasiyetini biraz da arttırabilirsin. Bu birinci metottu. İkinci metotta şunu yapabilirsin. Okey deyip onaylıyorum. Bunu Max'ten yapmak istersen şurada Customize, özelleştirme menü grubuna giriyorum. Ve buradan Customize User Interface, kullanıcı arayüzünü özelleştir diyorum. User kısmına geldiğimde burada benim keyboard, klavye ayarları ve mouse ayarlarım var. Buradan faremin hassasiyetini azaltabilirim. Ben burada normalde sizi 1 saatim karşılayacaktır. 1 saatimlik bir hız. Ben bunu şöyle ilk başta yarım hıza düşürmenizi öneririm. 0,5. Ben burada az önce gördüğünüz gibi 0,3 kullanıyordum. Siz tabii ki ilk başta 0,5'te bir başlayın. Fareniz bayağı bir yavaşlayacaktır. Ama bu fareyi aşırı hantal hale getirmeyecektir. Bundan emin olabilirsin. Ani zoom, ani yakınlaşma, ani uzaklaşmalar sizi bezdirdiyse buraya bir bakabilirsin. Sonra save'de, kaydetti. Bunu Max Start UI, kullanıcı arayüzü başlangıcı olarak kaydet diyorum. Tabii biz ilk kez yapıyorsan bunu sormayacaktı. Ben değiştir şunu diyorum şimdilik. Faremi yavaşlattı. Evet, farm yavaşlattı ve bir sonraki açılışta da Max'in bir sonraki açılışında da bu ayarlar atılacaktır. Hemen objemi seçtim, farm döndürüyorum scroll'unu. Evet, gördüğün gibi zoom rahatladı. Daha da yavaşlatmak istersem ki şu an gayet yeterli görünüyor. Daha da yavaşlatmak istersem mesela ben çok abartmanızı önermem ama diyelim ki bu kadar abarttım diyelim. Bayağı yavaşlattım. Gayet diyorum. Değiştir şunu dedim. Replace it. Ve bakın. Az öncekine kıyasla zoom yapmam bayağı bir yavaşladı. Dediğim gibi bunlar basit teknikler ama genelde konuları eksik
veya atlayarak izlediğiniz için bunları gözden kaçırıyorsunuz. Bu çok temel bilgiler. O yüzden mutlaka teorik bilgilere sıkıcıdır deyip dinlememezlik yapmayın. Çünkü daha sonrasında projelerde çok ihtiyacınız olacak bu bilgilere. Tabii ki siz iyi bir fare kullanıyorsanız, ki çizim yapan arkadaşlarımızın iyi bir fare kullandığını varsayıyorum. İyi bir fare derken iyi kastediyoruz çizim için. DPI özelliği, yani hassasiyeti değiştirebilen bir fare kullanmanızı öneririm. Mesela hassasiyeti değiştirebilen fareler bana ne sağlar? Hemen bir bakalım. Mesela Logitech kısmına giriyorum. Logitech bir fare kullandığınızı varsayıyorum. Burada çizim için şöyle bir fare öneririm ben. Tıklıyorum. Ve bakın burada duyarlılık var veya hassasiyet veya DPI. Bakın burada farenin hızlarını ayarlayabilirim. Çok daha seri aksın, çok daha hantallaşsın gibi ayarlayabilirim. Peki buradaki hızlar anlamlı mıdır? Hani çok yüksek veya çok yavaşa getirmek, bu rakamlar arasında gezinmek. Tabii ki projenizde fareyle yaptığınız için donanımsal bir değişim olduğu için tabii ki çizimimizi zoom yaparken, çalışırken daha rahatlatacaktır elinizi. Şöyle söyleyeyim, özellikle maksimum hızları çıkarken farelerde şöyle bir senaryonuz olması lazım. Tabii ki siz küçük bir ekran, düşük bir çözünürlükle çalışıyorsanız maksimum hassasiyette kullanmanıza gerek yok çizim yaparken. Ama örnek veriyorum, çizim yapıyorsunuz, televizyona bağladınız, bilgisayarınız, monitör değil de bir televizyona bağladınız veya bir projeksiyona bağladınız, dev ekranda çalışıyorsunuz rahat rahat. O zaman tabii ki fareyi bir yerden bir yere götürmek zor olacaktır, zaman alacaktır. O yüzden yüksek DPI hızlarına çıkman gerekebilir. Veya ekran geniştir, yüksek bir çözünürlük kullanıyorsunuz, 4K, 8G, 8K gibi Ultra HD'ler çözünürlükler kullanıyorsundur. Çözünürlüğün artmasıyla da daha fazla piksel olacağı için sahnede yine farenin ilerlemesi zaman alabilir. O yüzden daha yüksek DPI'ler gerekebilir ama sen Full HD gibi çözünürlük kullanıyorsundur, standart bir çözünürlük. Küçük bir monitör kullanıyorsundur. O yüzden o zaman çok yüksek DPI'ler çıkmana gerek yok. 2400 gibi, 3000 gibi DPI'ler de fazlası seni mutlu edecektir. Ama dediğim gibi daha geniş ekranlarda, daha yüksek çözünürlüklerde çalışan arkadaşlarımız için söylersem bu tür fareler çok daha önemli hale girecektir. Çizim yaparken bunlara dikkat etmeni öneririm. Ben şu anda 2400 DPI'de kullanıyorum. Mac'ten de ayarladım hızlarımı. Windows'tan da ayarlı. Yine daha da arttırabilirim. Ama bu bile sizi ilk başta ciddi anlamda elinizi rahatlatacaktır çizim yaparken. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.